Free Camp marka Vignola duble 1 artı 1 balıkçı kanosu. Kapasite 1 yetişkin 1 çocuk. Boyutlar boy 3.30, en 83, yükseklik 31 santim. Ağırlık 26 kilogram diye geçiyor ama galiba burada bir yanlış bilgi var. 30 veya 35 üstü olabilir tahminimce. Çünkü 26 kilogram kano taşıdık. O kadar, bunun kadar ağır değildi. Taşıma kapasitesi 220 kilogram. Üzerinde bir adet kürek tutma yeri var. Sadece sağ tarafta. Şu şekil lastikli bir aparat yapmışlar. Küreğinizi kanoya sabitliyor. Bir adet dümen sistemi var. Şu şekilde dümenler devreye geçiyor. Fakat ben bunları iptal ettiğim için ayak dümeni olarak kullanabiliyorsunuz. Kürekle kullandığım için ben bunları iptal ettim. Gereksiz buldum. Ama motor takıldığı zaman bunlar size çok pratik olacaktır. Size kolaylık sağlayacaktır. Dümeni de bu tarafa takılıyor. 4 adet gömme kamışlık var. İkisi arkada. Kapaklı. İkisi de önde. Aynı şekilde onlar da kapaklı. Olta tutucularını, gömme olta tutucularını farklı aparatlarla kullanabilirsiniz. GoPro aparatı veya balık kepçesi gibi. Bir adet de bu kızağa takılan hareketli oltası bulunuyor. Onu da göstereyim size. Bu şekilde kilitliyorsunuz. Bu kızak üzerinde istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz. Burayı çok güzel değerlendirmişler. Sol tarafta da var. Şu vidalı kısımlara monte ediyorsunuz. Buraya da herhangi bir aparat koyup da balık bulucu da monte edebilirsiniz. İstediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Bunları sabit tutmak için de alyan anahtarıyla bunun gibi sabit kalıyor. Bunları gevşetip istediğiniz yere de ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu bir taneyle sınırlı kalmaz. İsterseniz iki tane bu tarafa, iki tane de bu tarafa da koyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. İki adet çantalı eşya koyma alanları var. Şurada önde bir kilit sistemli contalı, su geçirmez. Şurada contaları var. Bu çıkarılabiliyor. Burası direkt kanonun içine ulaşabiliyorsunuz buradan. Ufak su almasını istemediğiniz cüzdanınızı, telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Tabii ki oturduğunuz yerden buraya ulaşması biraz sıkıntı. Onun yerine buraya fazla size lazım olmayan kanoda mecbur taşıyacağınız arabanın anahtarı olabilir. Buraya koyabilirsiniz. En çok kullanacağınız yerde eşyaları buraya koyabilirsiniz. Burası biraz daha yakın. Buranın haznesi biraz daha geniş. Burası oturma alanına yakın olduğu için daha pratik. Burası da contalı. Gördüğünüz gibi. Çift taraflı kilitli burası da. Burada da termos, bardak koyacağınız yer alan var. Bir koltuk, katlanır koltuk. Bu arada bu koltuk tipi inanılmaz insana bir rahatlık veriyor.
Çok avantajlar var bu koltuğun. Su almadı ama şimdiye kadar. Su alsa bile siz yüksekte olduğunuz için kalçanız ıslanmıyor veya bacağınız ıslanmıyor. Artı bir avantaj sağlıyor size. Katlanabiliyor. Burada çıkarma yeri var. Lastikle tutturulmuş zaten. Burada bir alan yaratmışlar. Çocuğunuzla falan bir geziye çıkabilirsiniz kanoyla. Arkada lastikli alanlarımız var. 3 sol 3 sağdan bağlantılı şekilde. Burada kancalı. Buraya çantanızı, kovanızı, herhangi bir balığa çıkarken malzemelerinizi güvenle koyabilirsiniz. Haznesi de bayağı derin. Burada da bir buzdolabı, termos buzdolapları koyacağı bölüm yapmışlar. Veya ona uygun herhangi bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Önde bir adet ipli. Biraz hani bu kanoya göre zayıf gibi gözüküyor ama şu ana kadar sıkıntı yaşamadım. Önde de tahliye tıpası var. Arkada da tutma yeri var. Şurada da bir adet. Burası da dümeni kuma çıkaracağınız zaman dümeni emniyetli bir şekilde takmanızı sağlayan lastikli bölüm. Sağ soldaki tutma aparatları kendine direktmen bağlı. Yani kendisiyle tüm bir şekilde yapmışlar. Orası çok hoşuma gitti. Hafif dalgalarda falan sallanmıyor. Balık tuttuğunuzda yandan falan çekmeye çalıştığınızda hiçbir şekilde sizi zor durumda bırakmıyor. Bu ayak koyma yerleri de ayarlamalı. Şurada mandal var. Mandalı kaldırıyorsunuz. Buradaki tırnaklar da kalkıyor direkt. İstediğiniz yere ayarlıyorsunuz. Daha sonra tam ayağınıza göre ayarladıktan sonra bu mandalı yeniden aşağı doğru itiyorsunuz. 8 adet gider yeri var. İkisi önde sağlı sollu. Bir arkasında sağlı sollu. Bir koltuğun altında var. Yine sağlı sollu. Bir de en arkada termos koyacağınız veya herhangi bir şey koyacağınız bölümdeki yerde de sağlı sollu var. Kano böyle arkadaşlar. Çok memnunum. Eğer bu kano hakkında soracağınız bir şeyler olursa her konuda yardımcı olmaya çalışırım.